Değerli üniversite televizyonumuzun izleyicileri ve çok değerli Radyo Ege Kampüs'ün dinleyenleri, hepinize saygılar sunuyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Sayın Profesör Doktor Ayşe Filibeli Hanım, 9 Eylül Üniversitesi'nden Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Ama biz kendisiyle bugün ekolojiyle ilgili konuşmalar yapacağız. Çünkü aynı zamanda Akdeniz Akademisi Ekoloji Koordinatörü. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Şimdi tabii Akdeniz Akademisi ile başlayalım. Nereden çıkmış, nasıl olmuş, nerelere gelmiş? Buyurun. Evet. Akdeniz Akademisi İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan bir platform. Doğru. Bunun ilk çıkış noktası 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan İzmir Kültür Çalıştayı'nda yeni bir İzmir için yeni bir gelişme vizyonu saptanmış ve bu kapsamda İzmir'in geleceğinde daha ileri bir noktaya gidebilmesi için yenilik ve tasarım kenti haline getirilmesi, bu vizyonun yurt dışına açık ve Akdeniz ülkeleriyle bir ağ oluşturacak şekilde, kentsel ağ işbirliği ağı oluşturulacak şekilde geliştirilmesi ve bu vizyonun da bir demokratik platformda paylaşılması Çok güzel. Zaten hedeflerinden hareketle. o çalıştay da bilim kültür çalıştayıydı, Evet, değil mi? Evet. İzmir Kültür Çalıştayı Orada bu olarak karar bu alınıyor. karar alınmış ve bu vizyon çerçevesinde de 2012'de 12 Mart 2012 tarihinde Akdeniz Akademisi resmen kurulmuş. O çalıştayın ben bir de şeyi bakarken bir ara 24 Ekim olarak o çalıştayında bu kararın alındığını görüyorum. Yarın da demek ki Onun 2009'dan evet sonraki bir yıl dönümü yıl gibi bir şey dönümü. olacak. Evet, demokratik bir platform dedik. Kimler katılıyor? Nasıl bir Bunda sistem içinde çalışıyor? tüm sistemin aslında tek bir organ tarafından, yetkili bir kurum tarafından yönlendirme şeklinde değil, tüm paydaşların İzmir kenti içerisinde yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm üniversiteler, İzmir'de yaşayan halk, Evet. vatandaşlar, Sivil toplum sivil var. toplum kuruluşları gibi burada yaşayan, kentimizde yaşayan tüm paydaşların ortak katkılarıyla geliştirilebilecek bir vizyon bu aslında. Tabii bir yönergesi, yönetmeliği falan var. Tabii ki Kurulları var belki. kuruluş için bir yönetmeliği var. Bu yönetmelikte de Akdeniz Akademisi'nin kuruluş esasları, görev ve yetkileri başta olmak üzere organları, çalışma usul esasları bunları kapsıyor. Ve yönetmeliğin başlangıç amaç maddesinde de şöyle bir ifade var. Aslında onu ben okumak Hay istiyorum hay burada. tabii. Bu yönetmeliğin amacı İzmir Akdeniz Akademisi'nin kuruluşu ve görev ve yetkileri, organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planında yer alan, uygarlıkların mirasını geleceğe taşıyan, Akdeniz'in zenginliklerini kentisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan gözde belediye olmak hedefinden O zaman bir yola çıkarak, kimlik arayışı da var. evet bir Yani kimlik hatta arayışı da. Akdeniz kenti falan gibi böyle bir Asıl olan düşünce var. İzmir'in tarih, sanat, kültür ve çevresel sürdürülebilirlik yönleriyle Akdeniz kentleri içerisinde bir Doğru. yerinin belirlenmesi, Zaten yenilikçi dört tane vizyonunun ana konu oluşturulması. o yüzden herhalde öyle Evet. seçilmiş. Tasarım, kültür, sanat diyor. Bir toplum, bir de şey var, ekoloji var. Ekoloji olmak üzere dört ayrı kolu var. Bu Akdeniz Akademisi'nin kurucu onursal başkanlarından da aslında bahsetmek Hay hay istiyorum. tabii. Profesör Doktor Sayın Halil İnalcık, Tarihçi. çok değerli bir tarihçimiz. Doğru. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Ve yine Profesör Doktor Sayın İlhan Tekeli hocamız, şehir ve bölge plancı, aynı zamanda sosyal bilimci Doğru, olarak ODTÜ'den. ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olarak. Tabii ki bu akademinin bir yönetim kurulu var.
başkanlığını Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı. Evet. Onun altında İlhan Tekeli, Tevfik Balcıoğlu, hı-hı, Ali Suha Sabuktay, hı-hı, Serpil Baran ve Behiye Fügen Selbi Topu gibi, hı-hı, belediyenin, İSU'nun yetkili elemanlarından oluşan bir kurul. O zaman çok önemli bence. Yani belki de ilk kez bir belediye bilim işbirliği içinde, evet, bu toplulukta. Evet. Çünkü bilim insanları var, belediyenin, hı-hı, yetkili, hı-hı, elemanları var. Ama onlar sadece sürükleyici rolde herhalde, değil mi? Bilim, Evet. bilim daha çok götürüyor şeyi. Biraz önce de bahsettiğim gibi ortak katılımla olabilecek bir Çok şey. güzel. Bilim adamlarının, ki Akdeniz Akademisi'nin bir danışma kurulu var. Hı-hı. Bu danışma kurulu çerçevesinde bir organizasyon şemasına baktığımızda aslında onu rahatlıkla görebiliyoruz. Organizasyon şemasında en üstte yönetim kurulunu ele alıyoruz. Ele alıyoruz. Bu yönetim kurulu aynı zamanda Akdeniz Akademisi Müdürü ve onun altında da bu biraz önce bahsettiğimiz tarih, tasarım, kültür, sanat ve ekoloji Şey mi, koordinatörlükleri Ayşegül olmak Hanım'ın üzere. Şey mi, Evet, yönetim kurulu müdür olarak, evet. Akdeniz Akademisi Müdürü olarak görevli olan kişi Ayşegül Doktor Sabuktay. Ayşegül Sabuktay. Doktor Ayşegül Sabuktay o yönlendiriyor. Ve dört koordinatörlük doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışıyor. Ve her koordinatörlük içerisinde de konuyla ilgili belli birikimi olan kişilerden oluşan, bilim insanlarından oluşan bir, aynı zamanda uygulamacılar da var tabii ki bunun içerisinde, danışma kurulları Güzel, mevcut. evet. Bu danışma kurullarının önerileri doğrultusunda sürekli Akdeniz Akademisi ile iletişimde olan bir çerçevede çalışmalar yönlendiriliyor. İzleyenlerimiz için şeyi gösterelim mi? Amblemi şeyin bu herhalde, değil mi? Evet, Akdeniz Akdeniz Akademisi'nin. Akademisi'nin amblemi Böyle olarak çekebiliyor çekebiliyor muyuz? muyuz? Çok güzel, tamam. Evet, bir de görüyorum mesela sadece ekolojide değil de tarihte, kültür, sanatta bir takım çalışmalar da yapılmış. Biraz onlardan söz edebilir miyiz? Yani var mı öyle çalışmalar? Bizim örneğin ekoloji yapıyor Daha toplantılar önce şeklinde. yapılmış çalışmalar var. Biraz Hı-hı. önce bahsettiğimiz gibi ilk 2009'da yapılmış olan İzmir Kültür Çalıştayı. Daha sonra bir tasarım forumu yapılmış ve bu tasarım forumunda da İzmir'in bu bahsettiğimiz vizyona uygun olarak yenilikçi bir kent olarak tasarlanmasına yönelik yapılacak olan çalışmalar, projeler belirlenmiş ve hatta bu foruma ilişkin de yapılan çalışmalar, bu forumda yapılan Bir de çalışmalar da kitapçık yine halinde bir herhalde. kitapçık halinde Evet, bu da. Basılmıştır. Evet. Burada ana hedef olarak da Bu da o zaman İzmir'in tasarım. Evet denizle ilişkisini geliştirmek. Yani biz bir körfez kenti olarak, bir Akdeniz, Ege Akdeniz kenti olarak denizle olan ilişkisini geliştirmeye yönelik olarak bir tasarım öngörüsü var. Buna bağlı olarak da bir kıyı tasarım projesi, çok detaylı olarak üzerinde çalışılmış. Sayın Basına da hocamız İlhan yansıyan. Tekeli Evet. öncülüğünde gerçekleştirilen bir proje bu. Son derece Bütün değerli kıyıyı bir, kapsıyor. evet, Basına da yansıdı bütün onu. kıyıyı Evet. kapsıyor. Körfez etrafında yapılan bir proje bu. Tabii çok tarihsel de onun önemi var. Çünkü neredeyse 13. 12. asırdan itibaren körfez Evet, kullanılıyor. evet. Ve çok da önemli. Biraz Peki, önce, pardon, pardon, özür buyurun, dilerim. buyurun. Biraz önce bahsettiğimiz bu Akdeniz Akademisi'nin dört ana unsuru. Tarih, kültür, Doğru. sanat, ekoloji ve tasarım. Bunlar birbirinin ayrılmaz parçaları. Tabii Evet. ki tarihi bütünlük içerisinde birikmiş Akdeniz kültürü içerisinde tasarımı, hepsini, ekoloji, sürdürülebilirliği Yani bir tarihi arada, yok etmeden, tarihi yok etmeden doğru, evet. Kültür, bir sanat da kent aynı kültürü şekilde. oluşturabilmek. Buradaki asıl amaç o. Yenilikçi bir kent olarak, bir Akdeniz kenti olarak bunu geliştirmek ve daha sonra da yapılan bu çalışmaları
uluslararası ölçekte de paylaşarak bu Akdeniz ülkeleri içerisinde, Akdeniz kenti olarak bu paylaşım içerisine geçebilmek. Peki bu dördüncü bölüm olarak, grup olarak ekolojiden söz edersek neler söyleyeceğiz? Ekolojiyle ilgili... Siz ekoloji grubunun koordinatörüsünüz. Evet, evet, bana bu görev 2012'de verildi. Ağustos 2012 itibariyle bu görevi üstlendim. Çok güzel. Aslında ben ekolog değilim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben mühendisim. Evet. Çevre mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Ama bir bütüncül değil mi bu? Bütüncül, yani ekolojide. Hiçbir şekilde ayrım yapmanız mümkün değil. Tabii ki asıl olan sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde... bir takım projeleri insan ihtiyaçlarını düşünerek ve geleceğe yönelik de tahribatı en aza indirgeyecek şekilde kaynakların korunması, doğal kaynaklarımız başta olmak üzere korunması ve sürdürülebilirliği sağlamak ana hedef bu olduğuna göre. Hep onu söylüyoruz yani sürdürülebilir. Sizin bazı çalışmalarınızdan da bunu biliyoruz bu. Toplulukta sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir doğal kaynaklar, doğal değerler deyince İzmir'le ilgili neler söyleyebiliriz bu kapsamda? Özellikle suyu, havası, toprağı, yapılan imar çalışmaları uygun mu değil mi? Tabii birçok çalışmalar var. Ya mevcut pek çok çalışma var bu konuda. Özellikle üniversitelerimizde. Üniversitelerimizin sürdürdüğü, yine belediyenin öngörüsüyle ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan pek çok proje çerçevesinde bilim insanlarının sürdürdüğü pek çok çalışmalar mevcut. Bu ekoloji grubu içerisinde aslında bir çalışma başlatıldı. Ve yakın zamanda aralığın başında 7 Aralık olarak şu anda tarih belirlendi ama o çalışmalara bir altlık oluşturulmak üzere bazı çalışmalar yapıldı. Bunun için bir ekoloji 7 Aralık'ta bir ekoloji forumu düzenlenmesi hedefleniyor. Bunun için yapılan çalışmaları ben size kısaca özetlemek istiyorum. Ana başlıklarımız olmak üzere. Evet. Evet. Bu İzmir'in çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bir çalışma başlatılmış ekoloji grubu içerisinde. Ve bunun için çevresel açıdan bir mevcut durum saptaması yapmak ve geleceğe yönelik bir takım hedef projeler ortaya koyabilmek amacıyla da bir ekoloji forumu yapılması planlanıyor. O zaman izleyenlerimize söyleyebiliriz yani. Öyle bir forum ki bu, elinde projesi olan da oraya katılıp belki bilgilendirme yapabilir. Hatta paylaştığı şeyleri de daha sonra yine kitapçığa da girebilir. Kitapçığa da girebilir tabii ki. Burada bu forma hazırlık amacıyla biz bir takım ön çalışmalar yaptık. Bu ön çalışmaları yaparken de şöyle bir yol izledik. Ekoloji grubu içerisinde bir danışmanlar kuruluna ihtiyacımız var. Bu konuda çalışan, birikimi olan değerli bilim insanlarının ve yine sivil toplum kuruluşlarından katkı verecek olan kişilerin danışma kurulu üyesi olarak belirlenmesi yoluna gidildi. Ve danışma kurulu üyeleriyle birlikte yaptığımız toplantılar çerçevesinde forumda yapılacak olan çalışmaların ana hatları belirlendi. Bunun için ilk çıkış noktamız bahsettiğiniz gibi mevcut durum saptamasına yönelik olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir, birikimimiz nedir? Bu çok önemli İzmir'le çünkü raflarda ilgili yapılan kalıyor. Nedir? Fevkalade önemli tabii. Bunları derlemek yönündeydi. Evet. Ve danışma kurulu üyelerimizin önerileriyle kendilerinin aktarabileceği doküman, bilgi, belge haricinde onların önerebileceği, ulaşabileceğimiz kişilerin de katılımını sağlamak üzere bir girişim de bulunulmuştur ve bu amaçla Akdeniz Akademisi'nin oluşturduğu bir web sitesinde bu dokümanların derlenmesi ve onun paylaşıma sunulması yönünde bir çalışma başlatılmıştır. O web sitesi zaten belediye orga girildiği zaman görülebiliyor. Evet, görülebiliyor. Akdeniz Akademisi Akdeniz Akademisi'nin sayfasından görmek mümkün.
Daha sonra bunun bir veri tabanı haline getirilmesi yönünde ne yapılabilir diye tartışıldığında yine danışma kurulu üyelerimizin katkılarıyla oldu. Ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde çok değerli hocalarımız, İyi bir çalışma, Profesör Doktor Yusuf Kurucu tarafından yapılandırılmış bir proje kapsamında ve yine Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordinasyon halinde yapılmış bir proje bu. Doğru, evet. İl özel idaresi tarafından da destekleniyor. Bizim çevre merkezi vardı Ege Üniversitesi'nin. Dediğiniz gibi toprak bölümü Yusuf Kurucu Bey. Bir de İzmir Belediyesi ile İl Genel Meclisi. Gerçi şimdi İl Genel Meclisi kapatıldı biliyorsunuz. Bakalım ne olacak, onu bekliyoruz. Evet. Evet, onların bu proje kapsamında yapmış oldukları veri tabanının... Çok iyi tabanının, bir altlık proje yani. Evet. Çok güzel yani bir altyapı sağlayacak aslında. Doğru, evet. Ve gerçekten Akdeniz Akademisi çalışanları da böyle bir veri tabanına ulaştıkları için doğru, son derece mutlular. Bunun bir ortak kullanımı açılması yönünde arkadaşlarımız çalışma başlattılar. Hatta geçen bayram öncesi hafta kendisiyle görüşerek bu veri tabanının aktarımı konusunda bir toplantı yaptılar. Evet. Buradaki en güzel nokta şu, bu veri tabanının sürekli olarak yenilenebilir nitelikte olması. Dolayısıyla dijital ortamda. Evet, dijital ortamda her yeni bilginin sürekli olarak bu tabana aktarılarak, veri tabanına aktarılarak sürekli güncel tutulması mümkün olabiliyor. Ve ihtiyacı olan herkes girip doğrudan mevcut bilgiye ulaşma imkanına sahip. Tabii bir de en önemlisi hocam arada şu, geleceğe yönelik plan kararları artık işte ben yaptım oldu olmamalı. Böyle bir bilimsel rapor var, plan var, proje var. Yani biz şuraya şunu yapabiliriz, buradan yol geçirebiliriz. Bakın şimdi bir ODTÜ ile uğraşıyoruz. Yani bir ODTÜ diye bir şey çıkardık. Ormanın içinden yol geçiriyoruz falan. Öyle olmayacak bizim İzmir'imiz için söylüyoruz. Evet, dileğimiz o. Evet, öyle de olmalı. Yani hedeflenen çalışma o çünkü. Belirlenen vizyon o. Evet, daha doğru kararlar verilebilecek. Evet, plan doğru kararları. Plan kararları ile. Eko köylerden söz ediyoruz. Eko köy var mı İzmir'de? İzmir'de eko köy çok küçük ölçekte aslında birkaç uygulaması olduğunu biliyorum. Ben Bayındır tarafında öyle bir şey duydum ama tam yani bilemiyorum. Yani çok detayını bilmiyorum o konuda aslında. Fakat Seferihisar'da başlatılan, sürdürülen birkaç senedir doğru çalışmalar var, bunu biliyoruz. Yavaş şehir olma doğru yolunda. Doğru. Yani kısmen eko köy yaklaşımını, evet, burada Tunç Soyer'i, o felsefeyi yansıtan bir çalışma var orada ve çok da güzel bir işbirliği çerçevesinde sürdürülüyor. İşte bölgeye has organik tarım ürünlerinin ya da bölgeye has özel ürünlerin tanıtıldığı organik pazarlar kuruluyor burada, köy biliyoruz. Pazarları köy kuruluyor, pazarları doğru kuruluyor. Bölgenin ürünleri, meyve, sebze, diğer ürünler burada yine. En önemlisi bir de şey yapıldı, yani bir kooperatif biçiminde ürünlerin değerlendirilmesi, soğuk hava depolarıyla falan. Eskiden bunlar atılmak durumunda kalıyordu. Ya da çiftçi ya da üretici belli ürün bazındaki fiyatları başkaları tarafından saptanmış olarak ortaya koyabiliyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Malzeme ellerinde, korunabilecek yerleri var ve onlar fiyatları belirliyorlar. Kalan, hatta bir de sanayi konservecilik üretimi de var. Mesela mandarin reçeli yapılıyor. Yani reçel. Tabii yani eskiden mandarin gibi çok olduğu zaman ortalıkta atılıyordu. Şimdi onlar atılmıyor artık. Evet. O yüzden Sayın Soyer'i kutlamak lazım gerçekten ama halkın da gerek. Tabii halkın ilgisi çok. Önemli oranda ilgisi, katkısıyla, desteğiyle olan çalışmalar bunlar. Doğru. Aynı zamanda internet üzerinden bazı bölgelerde bu tür organik ürünlerin satış işlemleri ile kişilere ulaştığını da biliyoruz. Bu, doğru. Yani böyle bir zincir içerisinde tüm ürünün değerlendirilmesi de söz konusu olabiliyor. Akdeniz Akademisi'nin buna da katkısı olacak. Yani bu tip çalışmalar da ekoloji forumunda değerlendirilecek. Şimdi orada ekoloji forumunda şöyle bir çalışma düzeni öngörülüyor. Biraz da ondan isterseniz bahsedelim. Çalışma grupları oluşturularak belirlemiş olduğumuz dört ana başlık altında bu çalışma gruplarının ortak bir çalışması öngörülüyor.
Yapılacak belirlediğimiz ana başlıklar da şunlar. Doğal kaynaklarımız, enerji, atık azaltma ve çevre yönetimi. Çok güzel. Ana başlıkları üzerinde ve bunu farklı bir yerde ekolojinin temeli bunlar. Evet, yani. Ekolojinin temeli olabilecek ana başlıklar bunlar. Ve bunu farklı ölçeklerde uygulamak şeklinde, örneğin bina ölçeğinde, kent ölçeğinde ve havza ölçeğinde tartışarak ortaya koymak. Doğal kaynaklar yani dediğimizde en küçükten en genişe doğru. Evet, en genişe doğru. Şimdi bina ölçeği dediğimizde biz kendi ev en basit oradan yaşam baş... ortamlarımızdan doğru, başlıyoruz. Evet. Kent ölçeği dediğimiz zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmir bütününü düşünüyoruz. Tüm ilçeleriyle, köyleriyle birlikte. Havza dediğimizde İzmir'in dahil olduğu havzalar bazında. Yani olayın ölçeğini sürekli olarak genişleterek bir bütün halinde kuş bakışı olarak değerlendirmek şeklinde algılayabiliriz. O kadar önemli ki bu havza bütününde. Şimdi planlar biz Türkiye olarak belki suyumuz da çok zengin değiliz ama havza bazında çok zengin bir ülkeyiz. Evet. O da şöyle, 26 tane bizim havzamız var. Bir tanesi Tuz Gölü, bilmiyorum biliyor musunuz? Orada kapalı havza kapalı diyoruz. Havza. Yani denizle buluşmayan havza olarak. Ama diğer havzalar maalesef plan dışı kullanımlar içinde. Biz Menderes Havzası'nı kaybetmek üzereyiz kirlilikten. Aynı şekilde Gediz, biliyorsunuz, basına da yansıyan birçok çalışmalar var. Ve en kötü şeyi de biz çekiyoruz İzmir olarak. Kütahya'dan başlıyor. İşte Uşak falan dolaşarak bize kadar geliyor ama bütün kirlilik bizde. O Emir Alem çilekleri falan var. Ben hep onu söylüyorum. Yani onları sağlıklı yiyebilmemiz için Gediz'i kurtarmamız lazım. Doğru diyorsunuz. Evet, bu havza çok önemli. Doğru, havza konusunda bütününde. Da Çevre Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları var biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Havzalar bazında. Dolayısıyla mevcut havzaların korunması ve kirliliği önlenmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar, sürekli izleme denetim çalışmaları ile birlikte sürdürülen bir kısım çalışmalar var. Dolayısıyla bu ölçekte çok önemli bir yol kat edebiliriz. İnşallah. Ben bir de şeyi soracaktım. Şimdi enerji dediniz, bir de mini atık dediniz. Atık biraz minimizasyonu. Biraz açalım onu, atık minimizasyonu. Biraz onu açabiliriz. Herhalde bir bizim en çok da zarar gördüğümüz atıklardan. Evet, evet, onlardan kaynaklanıyor. Atık minimizasyonu dediğimizde atığın azaltılması, doğru. Kaynakta azaltma. Doğru. Tüketime kadar geliyor. Tüketime kadar gelen bir husus bu. Ve atık yönetimi özellikle bizim için çok önemli. Atık üretirken ne kadar az üretebileceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Çünkü doğru. Atık bertarafı bir noktadan sonra içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Doğru. Yani hep bir takım örneğin katı atıklar veya atık su arıtma işlemleri sonrasında oluşan arıtma çamurları gibi. Aynen. Bunlar hep atılacak bir materyal olarak değerlendiriliyor, evet. Düşünülüyor. Aslı böyle değil aslında. Onlar bizim için ham madde ve enerji kaynakları olarak önemli bir kaynak. Önemli kaynaklar. Ve bunları eğer biz doğru biçimde yönetimini sağlayabilirsek enerjiyi kazanabiliriz, atık miktarını azaltabiliriz. Dolayısıyla nihai bertarafını yaptığımız noktada da çevre için zararların en aza indirgendiği bir konuma getirmiş oluruz. Doğru. Belki bu bazı nedenle, öneriler bu forumda gündeme gelecek. Tabii ki. Bu çerçevede tartışılacak ana hususlardan bir tanesi zaten. Şimdi doğal kaynaklar dediğimizde biz su, hava, toprak, biyoçeşitlilik konusunda alt gruplar oluşturacağız zaten ve İşte su içerisinde yeraltı suyu, yüzeysel sular hepsi deniz ki biz İzmir Körfezi etrafındayız. Deniz bizim için çok önemli. Çok. Deniz suyu kalitesi, kalite izleme çalışmaları, hatta limanın geliştirilmesine yönelik de bir kısım çalışmalar var biliyorsunuz. Bu konuda da deniz ortamı çok önemli. Yine hava kalitesi. Evet, tabii. En önemli unsurlardan birisi. Çok, doğru. Yani trafik emisyonlarından tutun da büyük sanayi kuruluşlarından evet, şimdi günümüzde Çin berbat durumda biliyorsunuz. Pekin, Şangay oralarda
Oldukça kötü durumlar. 50 metreyi göremiyormuş. Uçaklar yani, kalkmıyor. Kirlilikten yapamıyor. Yani tabii, düşünebiliyor tabii. musunuz? Büyük kentlerde doğru. önemli sorun. Toprak dediğimizde toprak ana kaynaklarımızdan biri evet. ve bizim için aslında çok önemli bir materyal. Evet. Çünkü kullanılabilir nitelikteki toprak kalitesini artık büyük kentlerde biz yitiriyoruz maalesef. Yavaş yavaş. Kalmadı diyebiliriz. Kalmadı diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla iyi kaliteli toprakların tükenmesi geleceğimiz açısından son doğru. derece üzücü Çok bir doğru. durum. Çok doğru. Çünkü gıdaya ulaşamayacağız. Tabii. Şimdi zaten Torbalığı'yı kaybettik. Selçuk Ovası biraz problemli ama Brunova'ydı bizim Bornova. Bornova'da da binayla doldurduk ve en verimli topraklar. Bir de evet, en benim en üzüldüğüm şey o hatıl beton diyorlar. Apartmanların altına o topraklar evet. atılıyor yani düşünün. Evet. Su dediğimizde bir noktada şimdi biraz önce farklı ölçeklerden bahsettik. Bina ölçeği, kent ölçeği, havza Doğru. ölçeği derken. Doğru. Su kalitesinin korunmasına yönelik bir kısım çalışmalarımız olmalı ama bunun yanı sıra suyu tasarruflu kullanmayı da Doğru. öğrenmeliyiz. Doğru. İşte bina ölçeğinde ne yapabiliriz bu amaçla? Kent Doğru. ölçeğinde ne yapılabilir? Su kaçakları nasıl engellenebilir? Kullanılan suyun miktarının azaltılmasına yönelik ne yapılabilir? Bunları Çok biraz abartılı olacak ama tıraş olurken suyu açık bırakıyorsanız deniyor. Bir kova su kaybediyorsunuz. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 5 ile 7 diş herkesin fırçalarken de yaptığı iş aynı yani. şey. Bunlara Doğru. dikkat etmemiz gerekiyor ve Evet. Atık suyun geri kazanımı yine atık minimizasyonu içerisinde en önemli hususlardan bir Çok tanesi. çok önemli. Evet. Suyu arıtıyoruz ama onu deşarj etmek yerine Evet. yararlı kullanımlar amacıyla tekrar değerlendirmemiz mümkün. Maltepe Askeri Lisesi'nde bazı sulama suyu olarak bunu başardık biz. Yani Evet. Münir Hoca kulakları çınlasın öyle bir çalışma yapılmıştı. Fakat devam edemedi. Aslında atık su, yağmur suları İzmir için çok yağmur çok değerli suları, sağanak kaynaklar. yağışlar birdenbire geliyor. Ve doğrudan denize gidip boşa gidiyor. Ve bunlar tuzlanıyor aslında. Bir de doğru. Yani Doğru, bir de tuzlandığı için de kalitesinden de kaybediyoruz. Doğru, evet. Bu tür kaynaklarımızı en değerli yönde nasıl kullanabiliriz? İşte sulama suyu olarak bizim için son derece değerli bir kaynak. Evet. Kullanılabilir. Hocam oraya bakıyorum, o bana bakıyor. Yani çok konuşacağımız şey var ama çok şey maalesef, evet, maalesef zamanı tüketiyoruz. Enerjiyle ilgili son bir iki lütfen bir onu bir alayım. Bir iki şey söyleyelim isterseniz. Yani 40 saniyemiz. Atığın enerjisini geri kazanmaktan bahsettik. Bunu yapmamız mümkün. Özellikle organik atıklar olarak nitelediğimiz atıkların bünyesindeki enerjiyi bir biçimde geri kazanabiliriz. Ve bunu başka amaçlarla kullanabiliriz. Ben size kendi konumla ilgili çok küçük bir örnek vereyim. Arıtma çamurları, atık su arıtma işlemleri sonrasında çıkan çamur. Evet. Bunu anaerobik olarak stabilizasyon işlemi diyoruz biz. Yani zararsızlaştırma havasız işlemidir, ortamda, havasız evet. ortamda. Bu sırada metan gazı, biyogaz dediğimiz ve metan içeriği yüksek olan gazı elde ediyoruz. Enerji. Bunun her ne kadar karbon ayak izi yüksek diye düşünsek bile bu gazı elektrik enerjisine dönüştürüp başka amaçlar için kullanma imkanımız olabiliyor. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli ben bilgiler teşekkür edindik. ediyorum. Demek ki Akdeniz Akademisi'nin bu formuna gelmekte yarar var diye düşünüyorum evet, ben. 7 Ekoloji Aralık'ta formuna 7 yapılacak Aralık'ta olan zaten bu onu herhalde basında da duyurulur. Duyuracağız onu. Efendim ne yazık ki yine programımızın sonuna geldik. Çok değerli konuğumuz Sayın Ayşe Filibeli, Profesör Doktor 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden. Aynı zamanda koordinatörümüz yani Akdeniz Akademisi Ekoloji Grubu koordinatörü. Ekim ayını çok dolu dolu geçirdik. Kurban Bayramı vardı. Çevreden çevremizden şu kan olayını hala halledemedik. Kesilen o hayvanlarımızın ne yazık ki büyük bölümü yine tarumar edildi diyelim. Ve bazı günleri de söyleyelim. 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'ydü. Yürümeye başlayalım diyorum. Çünkü obeziteden çok yakınılıyor. En güzel onun kurtarılışı hareket deniyor. Bir 4 Ekim günü ki işte Kurban Bayramı ile hayvanları koruma günüydü. Ben o Kurban Bayramı'nın da bunun içinde düşünülmesi gerektiği üzerinde duruyorum. Eğitim Emekçileri Günü 6 Ekim'deydi. 7 Ekim'de de Mimarlar Dünya Hep Dünya Günü. Ve 16 Ekim'de de biraz önce hoca hanım da değindi.
gıda günüydü. Dünya gıda günüydü. 1,5 milyar insan bu dünyada şu anda açlıkla savaşıyor. 2 milyara yakın da daha sağlıklı suya yetişemiyor birçok insan. Bunun da üzerinde duralım. Ama astsubaylarımız için 17 Ekim'i de belirtelim. Onların da o gün Dünya Astsubaylar Günü'ydü. Atayı ziyaret ettiler, konuları gündeme getirdiler, sorunlarını dile getirdiler. Peki bizim nasıl yapacağız? Biz bugünkü toplantımızı bitiriyoruz, programımızı bitiriyoruz. Ama önümüzdeki programlarımızda çok daha derinliğine yine çevreden, çevremizden yeni oluşumları, yeni olguları paylaşmaya devam edeceğiz. Hoca Hanım'a ben teşekkür ediyorum tekrar. Sizlere teşekkür ediyorum. İyilikler, sağlıklar dileklerimi tekrarlıyorum. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.